bir tane bina var şurada. Böyle sürekli geçiyorum onun yanından. Bunun time lapse'ini almak istiyorum o binanın. Bugün de boş günümdü. Pazartesi sınavım var. İşte şimdi kamerayı koydum buraya. Geçtim, kitabımı okuyordum. Hani ara sıra da böyle kamerayı takip ediyorum. Hani yerinde mi değil mi diye. Şöyle bir bakayım dedim. Kamera yoktu ortalıkta. Ve şimdi nereden düştüğünü gösteriyorum. Bu kameranın. Kamera buradaydı. Bir baktım. Bütün tripoduyla beraber yere düşmüş. Ama neyse ki hala çalışıyor. Biraz tabii zedelenmiş, ayrı konu. Şimdi planım kamerayı daha güvenli bir yere koyup yine şu binanın timelapse'ini almak. Eğer şimdi o binanın timelapse'ini görürseniz bu işi becerdim. Bakalım. Çok normal bir perşembe gecesiydi. Ben çok büyük bir Örümcek Adam hayranıyım. 24 yaşındayım ama içimdeki çocuk hala Örümcek Adam'ı çok seviyor. Neden? Ben hep yüzücüleri bizim hayatımıza Örümcek Adam ikiline çok benzetmişimdir. Nasıl mesela Peter Parker kendi hani istediği hayatı yaşayamıyor. Çünkü Örümcek Adam olduğu için sorumlulukları var. Bizim de mesela hani okulumuz vardı, sosyal hayatımız vardı fakat hani istediğimiz birçok şey yapamıyorduk çünkü yüzme hayatımız vardı. Hani okuldan çıkışta hani ne bileyim sinemaya gidilirdi, kafeye gidilirdi, yemeğe gidilirdi. Fakat yüzücüler hiçbir zaman gidemezdi çünkü okuldan hemen sonra antrenmanımız olurdu bizim. Dolayısıyla bu Peter Parker Örümcek Adam olayını ben her zaman çok sevmişimdir. Çok büyük hayranıyım. Birinci film, ikinci film ama bu ilk trilojiden bahsediyorum. Amerika'da yaşarken de Örümcek Adam'ın çizgi romanlarına hasta oldum. Yani Türkiye'de çok bulamıyordum. Fakat Amerika'dayken orijinallerini bulabildim. Yani 90'larda yaşayanlar genelde bilir. Çok efsane bir çizgi filmi vardı Örümcek Adam'ın. Ondan sonra büyüdükçe filmlerini seyrettik. Fakat çizgi romanlarını inanılmaz okuyordum. Sonra toplamaya başladım bunları ben. Film normalde yarın geliyor. Yeni Örümcek Adam filmi. Cuma. Çok heyecanlıydım bunun için. Fakat yarın yarış var şimdi. Dolayısıyla izleyemeyeceğim yarın filmi. Ben de filme hazırlık olsun diye eski çizgi romanlarımı okumaya karar vermiştim bu akşam. Şimdi şuna bakın. Bu Örümcek Adam filmindeki işte kötü adam Vulture. Akbaba. Onun olduğu bir çizgi romanım var benim. Onu okuyordum. Yalnız şöyle bir şey var. Bu kitap orijinal ve 1982'de. Bu 1982'de çıktığında 60 sent. Ben bunu 2012'de aldım. $9 almışım. Fakat bunları okumayı çok seviyorum. Çünkü bunlar bildiğiniz tarih. Mesela şuna, ya şunlara bak, 1982. Ama müthiş zevk alıyorum. Bu benim favorilerimden. 2012. Arada baya büyük fark var. Konuma geri dönüyorum. Bilgisayarımdayım burada. İşte internet dolanıyorum biraz. Yarın gidemeyeceğim için çok üzülüyorum fakat hemen filmi izlemem lazım. Gece 12'de İlk matinasını koymuşlar Örümcek Adam'ın. Merhaba. Örümcek Adam gece yarısında bilet alır mıyım acaba? A few moments later. Wow, muhteşemdi. Sonunda beklediğim Örümcek Adam filmi. Ben bunu da 5-6 kez izlerim sinemada. İnanılmaz mutluyum şu an. Harikaydı.
Örümcek Adam'ı bıraktım. Çok uzun zamandır sinemada böyle güzel bir film izleyemiyordum. Böyle hepsi abuk subuk oluyordu. Muhteşem bir filmdi. Evet, şimdi bu otoparkta nasıl çıkacağımı bulmam lazım. Çıkış, 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 çıkış. Evet, eve geldim. Saat 4'e geliyor. Yarın yarış var, yüzmem lazım ama film harikaydı ama bir önce uyumam lazım. Sekiz saatlik uyku iyi geldi. Ama yapacak çok işim var bugün. Şu en nefret ettiğim şeylerden biri de yarışlar geldiğinde tıraş olmamız. Şimdi havuza gidiyorum. 1500 yarış için. Bu artık sezonun son yarışı. Türkiye şampiyonası bu. Bundan sonra sezon da kapanıyor. Yüzme de olmayacak. Yaz okulum var biraz daha tabii. Onu tamamlamam gerekiyor. Zaten yaz okulu... Zaten yaz okulu bitince de tekrar yüzme başlayacak. Yani böyle bir cycle içindeyim. Evet, yarışa geldim.